Merhaba, ben Aslıhan. Merhaba, ben Ferda. Brooklyn'deki evimize hoş geldiniz. Ben sinemacıyım, yazar ve yönetmenim. Aynı zamanda New York Üniversitesi ve Columbia Üniversitelerinde yüksek lisans film bölümünde öğretim görevlisiyim. Senaryo dersleri veriyorum. Ben de mimarım ve aynı zamanda University of Pennsylvania'da mimari fakültesinde profesörüm. Ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Üniversite için buraya geldim. Ben de Almanya'da doğdum, Almanya'da büyüdüm. Evimiz Brooklyn'de, Williamsburg'te. Aslında Williamsburg'un enteresan bir tarihçesi var. 90'larda son derece endüstriyel, fabrikalardan oluşan bir yerken 90'ların sonuna doğru sanatçılar ucuz olduğu için buraya taşınmaya başlayıp yavaş yavaş o loftları işgal etmeye başlamışlar. Tabii böyle olunca Williamsburg, sanatçılar nereye giderse orası cool olduğu için sanki 70'lerin Soho'su gibi yavaş yavaş hip bir yer olmaya başladı. Ama aslında o bohem ruhunu hala da koruyor. Eskiden gentrification başlamadan Williamsburg hem endüstriyel bir yerdi, aynı zamanda bir de Polonyalı ve Puerto Rikolu aileler yaşıyordu çok. Buraya geldiğimizden beri buranın sakinliği Manhattan'a göre çok daha rahat olması, ki ben İstanbul'da biraz Asya Avrupa gibi düşünüyorum, Williamsburg'u da moda gibi düşünüyorum açıkçası. Yani bizim ikimizin de çok sevdiği bir şey dinamik bir şehirde yaşamak. New York kendisi tabii çok dinamik bir yer. Brooklyn ve Williamsburg Aslan'ın söylediği gibi son 20 senede çok değişti. Çok farklı fazlardan geçti. Ve biz bütün bu fazların içinde Williamsburg'de yaşadık, onları gördük. Ondan yani Williamsburg'den beraber biraz büyüdük gibi bir his var içimizde. Çok güzel bir his. Loft'un içinde insan istediği gibi yüksek tavanlar yüksek, alanlar açık, farklı bir yaşam stili var. Hep böyle benim hayalimde güzel bir loft bulalım, bir loft içine geçelim, orada yaşayalım gibi düşünmüşümdür. İşte bu da kısmet oldu. Çok seviyoruz. Bu bina aynı zamanda Williamsburg'teki ender orijinal loft binalarından, yani aslında 1906'dan kalma bir tekstil fabrikası. Burada tavanların bu kadar yüksek olmasının, camların bu kadar büyük olmasının nedeni fabrika olması. Yani bina olarak yapılmamış. Zaten dışarıdan baktığınızda kocaman fabrika bacasını falan da görmüşsünüzdür. Manhattan'da tabii çok bir sürü gökdelen var, apartmanlar var. Farklı bir yaşam stili var. Brooklyn'de daha çok loft ve brownstone dediğimiz binalar var. Brownstone'lar 3-4 katlı, arkasında güzel bahçesi olan evler. Loftlar da tabii işte eski fabrika, depo gibi binalardan oluşuyor. Williamsburg'de yapılan yeni ve modern bir takım binalar da var az da olsa ve bunlardan bir tanesini birkaç yıl önce Ferda ve ortağı tasarladılar. İki tane daha eski ve tradisyonel yapılmış binanın arasında öyle modern bir cephe yaptık. Şu an evin salonundayız fakat tabii salon, yemek odası ve mutfak hepsi aynı mekanın içinde. O yüzden tek oda diyebiliriz. Üstünde oturduğumuz koltuk Soho konseptten. Öbür koltuğumuz Kartel'in çok sevdiğimiz bir koltuğu çünkü akrilik, üzerinde minderler var. Bir tane Bertoya sandalyemiz var. Bu Gus ve bir de Kartel'den yine çok eğlenceli bulduğumuz bir kahve masamız var. Lambamız ise Castiglione. Biz ilk tanıştığımızda bizim oturduğumuz apartmanlar birbirinden çok çok farklıydı.
Ferda'nınki tam bir mimar eviydi, minimalist. Genelde her şey beyaz ya da griydi galiba, değil mi? Tabii, beyaz, gri ve siyah. Aynı zamanda Aslan'ın evi binlerce obje dolu, renkli, rengarenk bir yerde. İlk tanıştığımızda ben hatırlıyorum, evine girmiştim böyle. Şok. Eyvah, ayrılmayı düşündün mü? Nasıl olacak gibisini düşünmüştük. Ondan sonra neyse, gördüğünüz gibi aynı zamanda o renklilik buradaki evlerin. Ben de diyecektim ki ortasını bulduk. Yani ne benimki kadar eklektik ve dolu ve renkli, ne de seninki kadar minimalist. Doğru, çok doğru. IKEA'dan aldığımız şu dolapların üstünde çok sevdiğimiz bir Artemide'nin bir ışığı var. Onun yanında benim yaptığım bir skulptür var. Arkasında bir resim var. Onun yanında televizyon var. Yani aynı zamanda bizim için yani sanat tarafından değerli olan şeyleri ve pratik elemanlarla beraber böyle koymasını çok severiz. Bu arkamdaki pembe eser ve mavi olan Ilgın Seymen diye hem çok sevdiğimiz bir sanatçı hem çok sevdiğimiz bir arkadaşımıza ait. Ilgın'ın işinin yanında Ferda'nın eski projektörü ve benim fotoğrafçılık okumaya başladığımda ilk aldığım Rolleiflex kamera var. Bu eve taşındığımızda Ferda bizim için yeterince büyük olduğunu umduğumuz bir kütüphane tasarladı. Fakat yıllar geçtikçe ve biz kitap almaya devam ettikçe sığamadık. Bu kütüphaneyi de ekledik. Kartel'den modüler bir sistemle rafları yaptık. Burada da çoğunlukla sanat kitaplarımız ve mimari kitaplarımız burada. Sonra şurada bizim çok sevdiğimiz bir vazo var, Murano vazosu. Onu da birkaç sene evvel Venedik Biennale'ne gitmiştik. Benim orada bir sergim vardı. Orada dolaşırken zaten çok istiyorduk bir Murano vazomuz olsun. Gidip bir dükkana uzun uzun seçip onu oradan alıp buraya getirdik. İlk buraya taşındığımızda uyumakta çok zorluk çekiyordum. Çünkü yan apartmandan gece yarısı şarkılar hep söyleniyordu. Ben de içimden diyorum, hay Allah, bu şarkıları kim söylüyor saat 2, 3, 4? Neyse, sonradan bir günü tak tak diye kapıyı vurduk, açtık. Gala'yla öyle tanıştık. Zeytinyağı almaya gelmişti, zeytinyağı bitmiş. Oldukça tanınmış bir şarkıcı Gala, Freed From Desire diye şarkısı her yerde sürekli hala çalıyor. Onunla ve eşiyle çok yakın arkadaş olduk ve daha sonra onlar Paris'e taşındıklarında bu arkamdaki incir ağacı bize miras kaldı. O yüzden ona da bakmaya çalışıyoruz. O da başka bir güzelliği New York'un. Herkes başka bir yerden. Alt komşumuz Köln'den, karşı komşumuz İsveç'ten. Ben üniversiteden mezun olduğumda ne yapmak istediğimden tam emin değildim. İlgimi çeken birçok şey vardı. Sanat, politika vesaire. Fakat emin olduğum tek bir şey vardı, o da New York'ta yaşamak istediğim. Ne kadar süre ondan emin değildim ama mutlaka New York'a gitmeliyim. Çünkü New York bana dünyanın merkezi gibi geliyordu kültür ve sanat açısından. O yüzden aslında bir yerde hayal ettiğim bir şeyi yaşıyorum. Bana da aynı şey oldu. Çok küçük bir yaştan beri ben film hep çok severim. Bir sürü film seyrederdim ve onlar tabii New York'ta çekiliyordu yahut bir sürü çekilmişti. Hep böyle benim de hayalimde, ay ne enteresan bir yer, çok ilginç bir yer. Keşke bir zaman ben de New York'a gidebilsem, New York'ta yaşayabilsem gibi düşünceler 7-8-9 yaşında vardı. Ondan sonra evet, buraya gelmek bir hayal oldu hakikaten. Evet. Ve İstanbul'u da bize çok hatırlatıyor. Enerjisi, kaosu, suya yakın olması. Thank you.
bahsettik. Şimdi loftta yaşamanın en sevdiğim yönü olan açık mutfaktan biraz bahsedeyim. Bu mutfağı pek fazla değiştirmedik aslında. Bu bütün dolaplar açık tahta rengiydi. Buraya böyle biraz daha evin diğer taraflarında da kullandığımız turuncu ve yeşil renklerden böyle piksel piksel bir fayans döşedik. Geldiğimizde yerler de açık bir tahta rengiydi. Yerlere de gri bir cila attık. Bu mutfak barını çok kullanıyoruz. Genelde Ferda'yla sabah kahvelerimizi, sabah kahvaltılarımızı burada yapıyoruz. Ayrıca ben yemek yapmayı çok seven bir insanım ve yemek yaparken kendimi evden ve evdeki insanlardan ayrı bir mekana hapsetmemek çok hoşuma gidiyor. Kendi soğanımızı yetiştirmeye başladık. Onunla çok gurur duyuyoruz. Saksısı da çok sevdiğim, yine New York'ta yaşayan bir Türk arkadaşım Aslı Bülbül'ün el yapımı, benim için özel yaptığı bir saksı. Onun saksılarından camın orada birkaç tane daha var. Severek kullanıyoruz. Bu tepede yine Ferda bizim için gizli dolaplar yaptı. Tabii New York apartmanları küçük olduğu için kullanmadığımız şeyleri orada depoluyoruz. Burada çok sevdiğim muzlardan oluşan bir tabak. Şu karşıda ise bu dolabı da biz yaptırdık. Bu evin gerçekten bir dolap sorunu vardı. Burada biraz daha özel yemekler için vesaire kullandığımız parçaları tutuyoruz. Mesela bu Ferda'nın babaannesinden kalan çok çok hoş bir çay kahve seti, porselen. Bunun arka tarafında banyo. Burada giriş, bahsettiğim gibi evdeki yeşil, turuncu, gri temasına uygun. Burada Ferda'nın MoMA'da sergilenen bir işini astık. Burası da hem misafir odamız hem de benim çalışma odam. Çalışma masam tabii yazar olduğum için bir sürü batıl mı desem, bana uğur getireceğini düşündüğüm bir takım objelerle kapladım. Aynı zamanda ilham veren. Sanırım bu birçok yazarın yaptığı bir şey olabilir. Çeşitli budalar karnını böyle okşayınca uğur getiriyor diye inanılıyor. Bunlar Daruma bebekleri ya da Dharma bebekleri. İki gözleri var. Bir gözünü boyarken bir niyet ediyorsunuz. Ya bitirmek istediğiniz bir proje ya da bir dilek. Gerçekleştiğinde öbür gözünü de boyuyorsunuz. Bunlar benim henüz bitirmediğim projeler demek ki. Bu benim son filmim Suyun Üstü. İngilizcesi Afloat. Galası geçen Eylül'de Altın Koza'da oldu. Orada bir ödül de kazandık. Elif İşcan en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Nisan'da da New York galası olacak. Onu da heyecanla bekliyorum. Yanına birkaç güzel hatıra, kamera arkası görüntüleri. Onun yanında da bir tane küçük neon açık olmakla ilgili bir neonum var. Açtığım zaman odamı pespembe yapıyor. O da bana moral veriyor. Burası da aynı zamanda yemek alanımız ve kütüphanemiz. Burada çok vakit geçiriyoruz. İlk buraya geldiğimizde burası kapalıydı. Bütün dolaplar vardı, kapılar vardı. Biz onları hepsini çıkardık. Çünkü çok kitaplarımız var ve burayı biraz daha açmak ve daha ferah yapmak istiyorduk. Bütün o dolaplar gidince farklı yerlerde böyle gizli gizli dolaplar bulmamız gerekti. Şu yukarılarda böyle delik gibi olan yerlere kapı koyup oraya böyle gizli dolaplar yaptık. Burada işte Zade'nin masamız var. Onu çok seviyoruz. Oturmak ve okumak için iyimsin bir iskemlesi var burada. Kitaplarımız da şuradan benim kendi kitaplarım, mimari, tarih, felsefe kitapları çoğunlukla. Ondan sonra şu tarafa doğru edebiyat, Aslan'ın okuduğu kitaplar,
film, fotoğraf ve sanat kitaplarımız var. Şunlar, ben Mısır ve Sudan'a gittiğimde aldığım küçük böyle kukla gibi figürler. Ben bunları çok severim. Bir tanesi mavi, bir tanesi de kırmızı, böyle gördüğünüz gibi. Onun arkasında Sublime Fictions diye benim bir kitabım var. Çektiğim fotoğraflar. Deniz Kızları çok seviyoruz. Aslan da çok seviyor. Ve son filminde mühim bir yer alan bir figürdür bu. Şurada yine Meksika, Guatemala'dan aldığımız küçük böyle boyanmış mitolojik hayvanlar, hibritler. Şurada aşağı tarafta aslanın çektiği yerde bir güzel bir fotoğraf var. Ben bunu seçtim. Aslan'ın bir sürü çok güzel fotoğrafların arasından. Ben bunu çok çok severim. Burada da iki tane resim görüyorsunuz. Bir tanesi Osmanlı zamanından bir minyatür, dans eden kız. Altında da Rokoko zamanından bir gravür. Bu masanın üstünde çok sevdiğimiz bir vazo var. Bunu da bir antikacıdan aldık. New York'un yakınında Woodstock diye bir yer var, oradan. Üstünde de gördüğünüz gibi bizim kendimizin yaptığımız bir lamba var. Onu da büyük şu güzel ampulleri aldık Chinatown'dan. Ondan sonra çok basit bir şekilde işte hem turuncu hem gri bağlarla yapıp buraya astık. Ve o aynı renkler şurada Martin van Sever'in iskemlelerinde çok iyi yakışıyor. Yatak odamız. En güzel yanı yine salon gibi büyük camları ve manzarası olması. Ferda'nın yatağının yanında Joe Colombo'nun dizayn ettiği keson var. Bu odayı mümkün ol yani minimal tutmak istedik. Huzur veren bir alan olmasını istedik. Şu rafı kendimiz yaptık. Üzerine bizim için anlamı olan yine seyahatlerimizden toparladığımız minik objeleri yerleştirdik. Yine bizim için anlamı olan birkaç tane fotoğraf koyduk. Birkaç tane Ferda'nın yine eseri var rafın üzerinde. Bu oda aslında daha büyüktü fakat dolap çok azdı. Benim de dolaba ihtiyacım olduğu için bu duvarı kendimiz yaptık ve arkasına bir giyinme soyunma odacığı gibi bir yer tasarladık. Bu tabii loftta yaşamanın güzelliklerinden bir tanesi. Çok fazla bölünmemiş bir alan olması esneklik veriyor. Kendi istediğin gibi tasarlayabiliyorsun mekanları. Bu tarafta ise banyomuz var. Oldukça modern ve yine sade bir banyo. Ona da pek fazla bir şey yapmadık, fazla dokunmadık. Kartelden küçük depolama üniteleri koyduk. Evin manzara açısından şu anda en güzel saatindeyiz diyebilirim. Birazdan gün batacak. Şu arkamızda Brooklyn'de çok tanınmış ve ikonik bir görüntü var. O da bizim su depomuz. Onu da bir göstermek istedik. Brooklyn'deki hayatımızın bir bölümünü bugün sizlerle paylaşmak bize çok keyif verdi. Evimize misafir olduğunuz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.